Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Honda Inallardayız ve yeni Civic Premium'a bakacağız. Birlikte bakalım en baz donanımlı Civic bize ne sunuyor? En baz donanımlı Civic'te neler görebiliyoruz? Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Arabaya geçmeden önce videoyu izledikten sonra video eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi şimdi gelin arabaya geçelim. Evet, bu premium paket Honda Civic. Beyaz renkli, güzel duruyor. En baz donanımlı LPG'li Civic. Şimdi geldiğimizde burada farlarımız var. Mercekli farlar ama halojenler. Halojen ama mercekli bir farımız var. Güzel. Burada ön tarafta, gel ön tasarımla başlayalım direkt. Ön tarafta bu ızgaranın üstü FC5'te şeydi. Krom ya da siyah oluyordu donanıma göre. Bunda renkli, bu da güzel. Rengi de çok güzel. Sedefli bir beyazı var bu arada. Baz donanımı olduğu çok belli olmuyor. Güzel bir araba. Jantları zaten elegans paketle aynı. Önde sis farlarımız var. Daha plastik ağırlıklı bir panjurumuz var. Yan tarafa gelelim. Bu arada şöyle arabanın şeyini de gösterelim, bilgilerini. 1.5 VTEC Turbo Eco Premium diye geçiyor. 180 Nm torkumuz var. Arkada bağımsız süspansiyonumuz. İşte burada verileri var. Fiyatı da 522.675 TL. Şu fiyatlarda güzel bir rakam bence. Arabada var gördüğünüz gibi. Yanda, şimdi bu arabanın kaputu FC5'e göre biraz daha uzun ve astını 50 mm daha geriye alınmış. Onu da şurada görebiliyorsunuz zaten. 50 mm daha geride. Bu da daha kısa bir göğüs mesafesi ve daha dik bir ön cam sunuyor size. Ama bu klostrofobiklik içeriye yansımamış. Bu da güzel. Jantlarımız 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar. Tasarımı çok güzel. Bak ben Honda jantlarını beğeniyorum. Güzel olmuş. Konturunu farklı renk yapmaları da güzel. Siyah yapmalarından iyi olmuş. Yan tarafta aynalarımız var. Tabii bu Executive Plus videosunu izleyeceksiniz ya da izlediniz bilmiyorum. Onun altında kamera vardı. Bunda yok. Aynalarımız kapıda bu arada. Şu aradaki açıklığın olması içeride göstereceğim. Görüş açınızdaki kör noktayı öldürüyor. Yanda karartmalı camımız yok. Baz donanımlı bir araç. Burada bu hareketi Accord'da gördük ilk başta. Bunda da devam ediyor bu Honda'nın imzası artık C sütunu. Arkaya doğru geldiğimizde LPG'li versiyon dediğim gibi. Burada bir Civic yazımız yer alıyor. Stoplarımız güzel, geniş böyle. Hoş duruyorlar. Halojen yine bunların hepsi. Şimdi bir bagajı açayım ben. Bagajla başlayalım. Bagaj kendini yukarı bıraktı. Bagaj hacmini ekrana yazayım. 500 küsür litreydi. Tam hatırlamıyorum. Bagaj kaplamamız hani Honda, her zamanki gibi Honda. Ama yine güzel bak. İnce ama güzel bir malzeme. Buraya trafik setini falan koymuşlar. Şimdi size şunu göstereceğim. Burada altta Smith LPG tankımız var. Onun haricinde başka da bir göz vesaire yok ama bagaj buranın tepkisi şey oldu. Büyük. Çok geniş oldu. Evet, hem ağzı geniş. Hem ağzı geniş. Hem yükleme işi yok zaten sedan. Ama bazı sedanlarda oluyor mesela yükleme işi. Bunda yok. Ve buradan koltukları 60'a 40 oranında yatırabiliyorsunuz. Burada bir tutma kolumuz var. Burası halı kaplı. Bu da güzel. Kapattık. İç mekana doğru gidelim. Kapı içiyle başlayalım. Kapı sesleri toklaşmış. O da güzel. Burada kapı üstlerimiz yumuşak. Bak bu güzel. Yumuşak plastik bir kapı üstü materyalimiz var. Burada piyano bilekli bir kaplamamız var. Bu da hoş duruyor ama piyano bilek biraz çizilmeye müsait. İyi bakmanız gerekiyor. Burada da satin krom bir kapı kolumuz var. Bu da güzel şekil olarak. Hoş. Bu da tabii Honda'nın sevdiği buraya açma kapatma. Gerçi Japonların hepsi seviyor. Bu arabada sadece ön iki cam tam otomatik. Diğer donanımlarda 4 cam da tam otomatik olarak açılıp kapanıyor. Mesela baz donanım olmasına rağmen katlanır aynı olması güzel bir şey. Burası da yine yumuşak kaplamalı. Kumaş kaplı. Aracın içi de zaten kumaş. Buradan bagajı açma butonumuz var. Honda seviyor Civic'lerde falan. Yani Japonlar seviyor diyelim. Bagajı ayrı yerden açmayı. Burada kapı içi gözümüz. Yeterli seviyede. Güzel, hoş. Buraya şişe koymak için bir çıkıntı yapmışlar falan. Güzel duruyor. Kaymasın. Hoparlörümüz var. 4 hoparlör var diye biliyorum bu arabada. Evet. Bakın burada hoparlör yok. 4 hoparlör var. Şimdi iç mekana doğru geçmeden önce koltuklara bakalım. Koltuklarımız güzel. Yanal, bu yanal destekleri güzel. Beldeki yanal destekleri de güzel. Baldırı mesafesi falan da iyi. Ve yan eğri beyi de var bu araçta. Bu da güzel bir donanım. Ve şey böyle döşemenin rengi çok güzel. Şimdi içeri doğru geçelim ufaktan.
Şimdi iç mekana geldiğimiz zaman burada direksiyonumuz deri kaplı değil, baz donanım, ama bu dokusu falan plastik gibi değil çok. Ben ilk hani deri ama farklı bir deri zannettim. Deri kaplı değil ama hoş bir dokusu var. Onun haricinde burada hız sabitleyici kontrollerimizi görüyoruz. Burada da multimedya kontrollerini görüyoruz. Burada yarı hayalet bir ekranımız var. Hatırlarsanız Elegance'ı incelemiştik. Onda da böyleydi. Hız saati Accord'daki gibi analog. Devir saatinin olduğu kısım dijital. Bu yanda gösterge parlaklığının ayarı, traction kontrol, çekiş kontrolü kapatma, park sensörünü kapatma, park sensörü baz donanım için güzel bir özellik ve LPG modumuz var. Bu araç LPG'li bir araç. 1.5 turbo beslemeli VTEC motoru var. Burada havalandırma flaşlarımız biraz uçaklardaki gibi. Çok hoş. Benim hoşuma gitti. Bu iç mekandaki telefonu çek. İç mekandaki şu tasarım gerçekten güzel. Bu full giden parça. Retro bir Tucson'da da vardı böyle. Ya bu Civic'in 5. neslinde olan bir şey. Ona bir gönderme yapmışlar. Retro bir hava. Çok güzel olmuş. Burada bir ekranımız var. Executive Plus'ta daha büyük bir ekran vardı. Buradaki ekran biraz daha küçük. Ama ekranın şöyle bir mesela geçişleri, dokunmatiği, şöyle basayım mesela. Falan. Animasyon koymadıkları için animasyon, akıcı da. Animasyon olmadığı için akıcı da bir ekran. Güzel bir ekran. Bir tık daha şu kenarları bir tık daha inceltip şuraya kadar olup biraz daha büyük bir ekran koyabilirlerdi ama ekranın geneli güzel. Evet. Beğendim. Executive Plus videosunda bakarsanız oradaki daha büyük, daha güzel bir ekran. Burada dörtlü flaşörümüzün kontrolleri. Burada tek yönlü dijital bir klimamız var ama bu klima tuşlarının hissiyatı falan yani FC5'e göre çağ atlamış diyebilirim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Araba zaten çağ atlamış. Evet bence de. Aşağıda bu araçta tek USB'miz var. 1.12 volt çıkışımız. Burada da bir gözümüz var. Altı kaplamalı ama kablosuz şarj. Sadece Executive Plus'da var. CVT şanzımanımızın vites topuzu var burada. Eco tuşu var. Eco modu. Park frenimiz ve auto hold'umuzu ortadan buraya almışlar. Buraya toplamışlar. Buraya iki bardaklık için yer açmışlar. Güzel olmuş. Buradaki kaplama hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bak. Piyano, evet. Buradaki gibi piyano black olsa çizilirdi ama bu çizilmez. Güzel olmuş. Pütürlü gibi. Şuralar sert. Şuraya kadar yumuşak geliyor. Buradan sonra sertleşiyor. Torpidoyu açabilir misin? Yavaş açıldı. Açılması güzel. Boyutu yeterli ama ışık yok. Işık yok. Soğutma da yok. Artık ekonomik olmaya çalışıyor arabalarda. Hı. Kol dayaması var. Ayarlı değil ama açtığımız zaman şurada bir rafı var. İçinde de güzel bir gözü var. Çıkmıyor mu? Yumuşak fütür kaplı. Şurası gibi. Ama halı kaplı değil ama güzel. Telefon sığmıyor. Telefon sığmaz. Anahtar falan bozuk para için. Hı. Yukarıda bak bu güzel işte. Aydınlatmalar LED. Bir herhangi bir sunroof olmadığı için kontrolü de yok. Karartmalı olmayan bir aynamız. Ve iki de güneşliğimiz var. Ayna var galiba. Ayna var da ayna ışık var mı göremedim. Ben de göremedim. Çok önemli değil. Vardır muhtemelen. Çok önemli değil. Otomatik far var. Baz donanım için güzel. Otomatik silecek yok ama. Böyle ön taraf. Bir de arkaya geçelim. Arkaya bakalım. Arka kapıyı açtık. Gerçi buradan da alırım sizi de. Kapı üstleri çok hafif sertleşti. Biraz sertleşti. Yani çok bir tahta gibi olmadı. Ama buradaki piyano bilek kaplamalar gitti. Onun yerine böyle mat bir kaplama geldi. Burada yumuşak bir kapı kolumuz. İçerisinde küçük bir gözümüz var. Cam otomatiğimiz yer alıyor. İşte bu ufakça bir göz var. Hoparlör var. Bu Twitter kapaklarının içi boş bu arada. Onu söyleyeyim. Elegance ve Executive Plus'da dolu geliyor. Bunda boş. Şöyle içeri doğru ufaktan geçelim. Bak Honda'larda şurası güzel oluyor. Şu koltuk biraz alçak olduğu için inip binmek kolay oluyor. Ama arabanın içine biraz gömülüyorsun. Sağdan gel ben de buradan gireyim. Şimdi iç mekana geçtiğimiz zaman kapımı kapattım. İçerisi güzel sessiz bir ortam oldu. Diz mesafesi olarak bu 4 parmaktan biraz daha fazla bir tık öne gidebilirdim. Çok öne gitmeme gerek yoktu. Güzel pozisyondaydım. 5 parmak falan diyebiliriz onun için. Hatta bir karışa yakın. Gayet rahat. Koltukları çok rahat. Baş mesafesi olarak da şöyle rahat oturduğum zaman şöyle bir 4 parmak giriyor. Hafif açık bir 4 parmak. Ortada bir kol dayaması olması baz donanım için güzel. Honda'nın klasiğidir. Bu kol dayama aşağı düşer. Kola yatmalık olur. Üstüne yatarsın biraz. İki de bardaklık var içinde. İçeri gel şimdi birazdan. Solda bir cep yok. Japonlar bunu yapıyor. Solda cep yok. Sağda cep var. Sağ koltukta cep var. Bir de burada herhangi bir havalandırma vesaire yok ki baz donanım için kol dayama olması bile şu devirde güzel bir özellik. Arka dönüne genel bir bakış atalım.
çok böyle boş durduğunu, boş olduğunu hissetmiyorsun arabanın. Güzel bir tek direksiyon deri değil. Onun haricinde güzel bir donanım bence. Burada da ortada bir ışık var. Arkada değil bu ışık. Ortaya koymuşlar. Böyle bu da LED. Ekranı da kapatalım ve kapanışa geçelim. Evet, siz Honda Civic hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.